600'den fazla ne 600'ü 700 kilo gelir. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu ineğimiz kesime gidiyor. Niye derseniz 4 defa tohumlandı. 4 tohumu da boş çevirdi. Hali hazırda 20 kilo kadar süt veriyor. Ama tohum tutmuyor. Yaklaşık 450 gündür de sağlıyor. Salih, araba kendi kendiliğinden mi geriye geliyor? Sen şu kilidi kaldıralım birader. Niye? Ha, kemeri. Tamam. Kemerini açalım, ondan sonra bindireceğiz. Küfretmeyelim lütfen. Videomuzu eder etmeyelim. Salih, alttakini ittir. Üsttekini ittirmek yerine alttakini ittir. Ha. Gördün mü? Şimdi üsttekini ittirebilirsin. Hadi güle güle. Şöyle bir kilo tahmini alalım bakalım. Salih Bey kesimden sonra kiloyu bildirirse ben de buraya paylaşacağım. Kaç kilo gelir? O 350 kilo diyor da karkas. Kemikli eti 350. Benim tahminim 380-390 üzeri gelir. Sen 385 mi? Ben 385-390 dedim. Getir arabayı. Mehmet, şurayı kapatalım. Aç kapıyı. Oh. 1, 2, 3, 1, 2. Hocam, bunu da bence tahmin etmenize gerek yok. Söylememize gerek yok. Abi kaldı. Bu işler Müret. Tamam. Kendine doğru çek azda. O kadar önemli değil ya. Bunu da Serkan abiye göstereceğim. Adam bu şekilde gelmiş. Biyo güvenlik sıfır. İşte dost işi olduğu zaman böyle oluyor. Normalde bu kirlilikte bir arabayı içeriye sokmam. Ama sağ olsun arkadaş. Akraba geldiği için istisna gösteriyor. Maalesef virüs bakteriler istisna göstermiyor bize. Tamam. Mehmet, şunu ittir ya. Kapağı açık da içeri. Kapağın yere girmesi iyi değil. Arabanın içeri girmesi bile iyi değil. İlk senin ineğini alıyorum lan, daha ne istiyorsun? Allah'tan ilk benim ineği alıyor. Arabanın haline bak. Gelin, gelin şimdi içeriye. Dur, hiç karışma. Mümkünse böyle kirli arabayla gelen arkadaşların arabasına temas etmiyoruz. Böyle uzaktan yüklüyoruz. Tamam. Tamam, kaldır kapağı. Dur, ama. Arabanın içi hiç örnek olmadı videoda. Vallahi yok, örnek oldu. Böyle adamları çiftliğin içine sokmayın. Ahırın içine de sokmayın. Köye bile almayın. Araba bizim de, sen boş ver. Olsun, araba bizim diye bir şey yok. Virüs bakteri bizim demez. Hadi hayırlı olsun, Allah'a emanet. Amin. Şimdi şöyle bir de hayvana birlikte analiz edelim. 225 numara. Geldik şeyine. Sigortası yokmuş zaten. 4 doğum yapmış. Şu anda 600 gündür sağlıyor. Niye 600 gün derseniz, zaten döl tutmama problemi vardı. Sütünün düşmesini bekliyorduk. Sütü 30-35 litrelerdeydi. Sütünün düşmesini beklediğimiz için bu kadar bekledi. Şu anki süt ortalamasına bakıyoruz. Şu an günlük 17 kilo 16 kilo kadar süt veriyor. Ve artık veremeyecek çünkü gitti. Şöyle sağlık aktivitesine giriyoruz. Şöyle baktığımız zaman son doğumdan sonra 1-2-3 3 defa rahim temizliğine girmiş. Ve bir tane bolus yutturmuşuz. Ona rağmen gebe kalmamış. Takvime giriyoruz. Şöyle baktığımız zaman ilk doğumlarda pek sorun çıkarmam. Çağrı akıntısı gelmedi ama boğsaktı. Tamam. Şurada bir tohum çevirmiş ilk doğumunda. Şurada bir tane daha çevirmiş. Dana çevirmiş. Tohum çevirmiş. Son tohumda tutmuş. Yani ikinci doğumunda, üçüncü tohumda tutmuş. Dördüncü doğumunda 4 tane tohumdan sonra gebe kalmış. Bu da şu an 5.siydi. Denedik.
3 tanesini boş çevirmiş. Bunu buraya yazmadım. Bir tane de danaya çektik. Danayı da çevirme. Yani her doğumda en az 4 tane tohumu heder etmiş. Artık bu da son şansıydı. Uzun süre de kaldı çiftlikte. Hakkını kaybetti. Genel süt ortalamasına da baktığımızda yıl ortalaması 25 diyebiliriz. Hatta 28 diyebiliriz. Ki şu an şu 600 günlük sağmal zamanda da 31 kilonun altına düşmemiş. Yani bu hayvan zamanında 60 kiloya kadar çıkmış bir hayvan. Yani 600 gün boyunca aldığı sütü ortalamaya vurduğumuzda 31 kilo süt vermiş oluyor. Yıllık. Yılın güne ortalaması işte. Anladınız siz. Yani bu hayvan genel ortalaması 31,5. Bu da çok güzel bir kriter değil. Onun için güle güle yaptık. Zaten güzel de et almıştı. Şöyle mastit problemi var mı diye bakalım. Şöyle baktığımız zaman da ara sıra mastit problemi yaşamış ama hiçbir tedavi yapmamışız. Çünkü kesime gideceği için boşuna masraf koymak istememişiz. Ne zaman tedavi, ne zaman mastit olmuş? 2. ayın 11'inde yaklaşık 15 gün önce mastit geçirmiş. Hiçbir şey yapmamışız. Kendiliğinden düzelmiş. Onun dışında da pek bir meme problemi yok gibi. Yani 4 meme de sağlıklı. Yaklaşık 17 kilo süt veren bir hayvandı. Sütü ne zaman düşmeye başlamış ona da bakalım. 7. ayda 26 kilo süt veriyormuş. Kesime göndermemişiz. Zaten bu kısımlarda kesim kararını verdik. Süt düşmeye başladığı zaman da 10. ayın 9'u, 10. ay ortasında sütü 20 kilonun altına düşmeye başlamış. Ondan sonra da kesimin müsaitlik zamanına kadar sağlamaya devam etti. Ve şu anda da gitti. 225 story. 225'in hayatı da böyleydi ve bitti. İsmi var mı bir bakayım. Genelde bu tür hayvanların ismini siliyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. İsmi yokmuş maalesef. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.